Merhaba dostlarım Borsa Sibazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle düzenli bir şekilde yaptığımız Sefas'taki hisse senedi fonlarının hangi şirketleri ellerinde bulundurduklarını beraberce inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Ağustos ayı bitti. Eylül ayına geçtik. Hatta Eylül'ün de 21'i yani Eylül'ü de üzereyiz. Ve düzenli bir şekilde yaptığımız gibi Tefas'taki öne çıkan fonların içerlerinde Ağustos ayı boyunca hangi bir biriktirdiklerini beraberce inceleyeceğiz. Çünkü onlar Eylül ayı e geldiğinde Ağustos'ta ellerinde hangi şirketleri bulundurduklarını bizlerle e, paylaşıyorlar. Ben size bunu nereden Paylaşıldığını da göstereceğim çünkü bir e, takipçim sormuş ben nasıl gireceğim nasıl yapacağım bilmiyorum demiş. Onu anlatacağım. Ayrıca yarın Borsa İstanbul'a dair bir videomuz olacak. Geçen hafta olanlar, bu hafta olması beklenenler, önemli ekonomik gelişmeler, bunların Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğine ve öne çıkan hisseler yani para girişi olan, para çıkışı olan hisseleri de beraberce inceleyeceğimiz video yarın gelecek. Şimdi bütün hepsine geçmeden önce bir beğenizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir takipçim demiş ki neden biz fonların içeriklerini inceliyoruz ki? Fon alalım direkt kurtulalım demiş. Bu da bir seçenek. Buna yapabilirsiniz. Buna da bir itirazım yok. Benim önerim fonların içerisindeki hisseleri ben incelemeyi seviyorum. Ve bunu sizlerle paylaşmayı seviyorum. Eğer sizler bu videoları izleyecek vakit bulabiliyorsanız yani buna bir vakit ayırabiliyorsanız aslında siz kendi portföyünüzün fon yöneticisisiniz. Yani siz bir fon yöneticisisiniz. O fonlar kendi içeriklerini hedgelemek için farklı farklı e, enstrümanlara yatırımlar yapabiliyorlar. Ya da farklı hedge hisseleri de alabiliyorlar. Biz o fonların içerisinde en optimal olabileceğini düşündüğünüz hisseleri alıp siz kendi fonunuzu kendiniz oluşturuyorsunuz aslında bizim bu incelemelerimiz sayesinde ve siz fon yöneticisine ekstra bir fon ücreti ödememiş oluyorsunuz. O ücret cebinize kalıyor. Belki ailenize güzel bir yemek silsilesiyle bunu değerlendirebilirsiniz ya da ekstra hisse de alabilirsiniz o paraya. Bu şekilde de düşün. İkisine de karşı değilim. Eğer ilgilenebiliyorsanız, benim yaptığım gibi videoları izleyebiliyorsanız önerim kendi fonunuzu kendiniz oluşturmanız. Çünkü beraber inceleyip hangi şirketleri ellerinde bulunduruyorlar, nelerde potansiyel olabilir inceliyoruz. Ee, i̇sterseniz hemen ben Tefas'ta size durumu göstereyim. Şimdi Tefas web sitesine girdik. Burada gördüğünüz gibi fon karşılaştırmaya giriyorum yani her zaman olduğu gibi. Burada da şemsiye türüne tabii ki hisse senedi şemsiye fonu diyorum. Burada da hisse senedi yoğunu seçeceğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben büyüklük bazı gitmek istiyorum. Ee, önce büyüklere bakmak istiyorum çünkü. Biliyorsunuz yasa baktık, aküçe baktık, ti ikiye baktık, ı-ı-haşa baktık. Şimdi sıradaki fonumuz iş portföyün işte kadın hisse senedi fonuna yani ilk büyüklüğü 5 milyar TL'lik, 5,5 milyar TL'lik diyebiliriz. Son hali ise 5.20 yani o da bir eksi 6 gibi bir şey yapmış. Şimdi bu eksiler sizi korkutmasın. Bunlar eğer ellerinde tutmaya devam ederlerse potansiyel yükseltmeyi düşündükleri hisseler olabilir. Şimdi isterseniz bunlardan bulabileceğimize geliyorum. Şimdi bu fonu açtığımda aşağıda bana kap bilgi adresi diyor. Kap bilgi adresine tıkladığımda beni e, kap web sitesine gönderiyor. Bunu sizin istediği için yapıyorum bu arada. Özet bilgilere geliyorum. Ve özet bilgilerde de aşağıda son 5 bildirim diyor. Son 5 bildirimde gördüğünüz gibi portföy dağılım raporu diyor. Bunu tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi size pdf olarak açıklıyor. Şimdi o pdf'e geçiyorum. Ben çünkü indirdim o pdf'i ve bakıyoruz şu anda. Şimdi Gördüğünüz gibi iş portföy işte kadın hisse senedi fonu Ağustos 2024 yani Ağustos ayında ellerinde hangi hisse senetleri varmış. Şimdi gelin onları beraberce inceleyelim. Çünkü bunlar geleceğe yakın geleceğe yönelik ellerinde bulundurdularsa bir şekilde yükseltmeleri ellerinde bulundurdukları için yükseltmeleri olası hisse senetleri. Neden şu an yükseltmiyorlar diye sorabilirsiniz. Şu an çünkü konjöktür çok iyi değil yükseltirlerse zaten onlara da gideceğiz. Bazı şirketler mesela yükseltiliyor çünkü verecek insan bulamıyorlar. Onu onu da paylaşacağım sizlerle o e, detayları da. Bazılarında da yükseltirsek yine aynı duruma düşeriz diye biraz faiz düşsün, insanlar borsaya tekrar gelsin, ya hafif hafif yükselişler başlasın orada biz de yükseltelim istiyorlar. Unutmayın bunu. Şimdi gelin hisse senetlerine bakalım. Şimdi Yine tabii alfabetik olarak sıralamış Efes şirketinden 43 milyonluk bir hisse senedi var. Akhoi'den 33 milyon, Akbank'tan 258 milyon. Fark ettiyseniz bankalardan hep yüksek alımlar var. Akış gayrimenkulden 100 milyona yakın var. Buna bir bakabiliriz. Algeo'dan 71 milyon yani alarko gayrimenkul. Bakın bu, bu şirketleri biriktiriyorlar ellerinde aklınızda bulunsun. Diğer fonlarda da çıkmıştı. Yani yatırım tavsiyesi değil onların biriktirdiklerini incelemeye devam ediyoruz. Ve notlarınızı alın bir sonraki ay ellerinden çıkarmışlar mı ilave etmişler mi ona da bakarız. Çünkü daha gitmeyen şirketler var. Burada şöyle aşağıya doğru, doğru iniyorum. Aselsan'dan 82 milyon diyor. Aydem'den 99. Banvit'den 113. Bir takipçim Banvit'i sormuştu. Burada Banvit hisse senedini inceleyelim. Çünkü onun da sorusu ortada kalmasın. 116 milyonluk baş gaz var 236 milyonluk bir maş var az bile bir için coca cola'dan 77 milyon dohol'dan 52 milyon emlak gayrimenkulden 160 milyon fark ettiyseniz emlak gayrimenkulü hepsi bir şekilde ellerinde bulunduruyor burada bir potansiyel olabilir diye ellerinden çıkarmıyorlar düşse de çıksa da enerji sağdan 64 milyon ereğliden 18 milyon Garantiden 378 gene bankalar yüksek montanlı. Dediğim gibi mesela siz banka biriktirmek istemiyorsunuz. Bu fonun içerisinde banka var. Bankalar düştü mü fonun değeri ciddi düşüyor. Çıktı mı çıkıyor ama yani böyle 3 ayda bir <laughs> yükseltiyorlar gibi bir şey oluyor. Siz istemiyorsanız eğer fonunuzun içerisinde banka olmasını burada diğer potansiyel şirketlerden seçebilirsiniz. Yani fona mahkum değilsiniz aslında. Eğer bu videoları izleyip bu kadar vakit ayırabiliyorsanız bunu unutmayın. Bu detay önemli. Levent'ten 100 milyona yakın var. Bakın ellerindeki horozu satmışlar. Bir araların e, tavan serisi yapan horozdan onlar da varmış. 3.6 milyoncuk kalmış ellerinde. Hareketten 1.7 milyon diyor. HTTB'den 9 milyon diyor. Bakın çok minimal adetler. İş bankasından 343 milyon. Gördüğünüz gibi bankalar yüksek. Şu aşağıya doğru iniyorum. Başka neler var? Koç Holding'den 123 milyon diyor. Maviden 313 milyon mavi gördüğünüz gibi bütün neredeyse büyük fonların içerisinde maviyi bir banka fonu gibi banka hissesi gibi tutuyorlar. Maviyi biz de şu an potansiyel görüyoruz. Bakın ne zaman kinetiğe geçecek ama şu an bir potansiyel enerjisi var gibi ama bakın bir 10 milyonla satış yapmış. Migros da 239 milyon şu aşağı doğru iniyorum dikkat çekici olabileceğini düşündüm. Rönesans gayrimenkul var mesela 80 milyon. Bakın gayrimenkuller ellerinde tutmaya başlamışlar. Sahoy'da 300 milyon. Şöyle hafif aşağıya doğru inelim. TAPG'de de 160 milyon. TAPG'de de ciddi düşüşler yaşadı. Bakalım potansiyelini bir kinetiğe çevirebilecek mi onu da merak ediyoruz. TAV havalimanında 256 milyon. TAV çok popüler onu da elinde tutuyor. Turkcell'de 375 milyon. Türk Hava Yolları'nda 198 milyon. Torunlar gayrimenkulde bakın ellerindeki torunlar gayrimenkulü satmışlar. Çoğu şeyin dış, e, fonun aksine. Şu aşağıya doğru iniyorum. 168 milyonluk bir tüpraş var. Yok çok 168 kusura bakmayın. Çok daha azı burada. Bazen rakamlar da küçük kalıyor. Siz de göremiyor olabilirsiniz. Ben de bazen görmekte zorluk çekiyorum. Artık yaşlanmaya başladık galiba. Şimdi Sonuç itibariyle 5 milyar 200 milyonluk bir portföy var adamların. Ve bunun içerisindeki şirketlerde öne çıkabilecek şirketler var. Şimdi ben sizinle onlardan incelemek istiyorum. Şimdi Başgaz'dan elinde 4.4 milyon lotu var ve 116 milyon TL'lik bir elinde Başgaz var. Şimdi haftalık grafiğe baktığımda burada aslında böyle çok büyük ee, yani bir bir kişinin elinde idare ediyor gibi duruyor şirket. En son burada al sinyali vermiş. Şurada satış sinyali vermiş ve burada ciddi bir değişim olmuş. Buradan sonrasında şu an bir kanalın içerisinde hareket etmeye çalışıyor ve kanalı şu an alt bandındayız. Yani burada fark ettiyseniz bakın şuradan gösterelim. Şu an takıldığı yeri gösterelim. Bakın burada burayı direnç olarak kullanmış. Şimdi burayı da burada e, talep bölgesi olarak kullanıyor. Yani buraların altına çok inmek istemiyor. Ama şu an haftalıkta bakıyoruz. Hani haftalıkta buraları kanalın dibine kadar işleyebilir. Belki hastalarca yükselmeyebilir. Şimdi bu şirket e, şu aralar pek gündemde değil biliyorsunuz. Ama tabii ki bu gayrimenkul e, yatırım ortaklığı AŞ olarak da geçiyor. Unutmayın sadece doğalgaz dağıtım değil. Burada bir önümüzdeki süreçte neler olabilir bakılabilir diğer detaylarına da bakılabilir. Yani şimdilik gördüğüm benim. Hatta şöyle bir de bakalım şeyi. Düzeltmesini tamamlamış mı diye bakalım. Şuradaki yükselişin düzeltmesini. Gördüğünüz gibi bakın yine kalemle çizsek bu kadar olurdu. Görüyor musunuz? Tam iğnenin ucunun dokunduğu nokta 0618'lere gelmiş. Yani buraya bir dokunmuş. Buradan tepki vermiş e, ee, zaten 0618 ile 0786 arasına maksimal iniyor eğer şirketler düzeltmesini yapıyorsa. Sonrasında bir e, oluşum beklenebilir bu şirkette de. İsterseniz diğer bir şirkete geçelim. Banvit. Banvit'e bakalım. Banvit ne olur diye çok soran vardı. Şimdi Banvit şirketi fark ettiyseniz yükseliyor. Size artık Banvit'i nerelerden pazarladılar bilmiyorum. Ee, bu dönem, şu son dönemde iş yoğunluğum sebebiyle Telegram gruplarını çok inceleyemiyorum. Çünkü bütün hisse pazarlanan e, halka açık bir şekilde pazarlanan Telegram gruplarını üyeyim. Eğer siz böyle Telegram grubu biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Belki aralarında e, katılmadığım gruplar vardır. Onlara da katılırım. Çünkü onların hepsinde hangi şirketleri pazarladıklarını, hangi şirketlerde Bizi terste bırakmak istediklerini tespit ediyorum. Yani bildiğiniz şu defterime onların hepsini not olarak alıyorum ve size söylememeye çalışıyorum. Burada çıksa bile o hisselerden bahsetmiyorum. Çünkü anlıyorum ki bunları %3-5 yükseltecekler sonra arkasından %10-20 aşağıya doğru salacaklar. Yani bunu aklınızda bulundurun. O yüzden diyorum eğer e, böyle parasız olan sizin içinde bulunduğunuz telegram grubu varsa lütfen yorumlara yazın. Belki ben henüz onu keşfetmemişimdir ona da. E, katılayım neler dönüyor ne konuşuyorlar hangi seleri pazarlıyorlar onu bir öğrenmiş olalım çünkü kendi özel gruplarında biraz daha farklı oluyor bir de bunların halka açık grupları var neyse bu hatırlatmadan sonra şimdi fark edecek olursanız banvit tarafında bir e, satış yapılıyor bakın şurada yükseltirken paso satmışlar bakın banvit de şu an 113 milyon TL'lik bir elinde miktar var 319 bin lot diyor bakın ne kadar yükselmiş bir de ona bakalım Şurada bir yataymış. Bu yataydan sonra bakın %154 yükseltmişler. Ve bakın şuralarda başlamış. %62 yükselince çıkarmışlar ellerinden biraz. 80 olmuş, 100 olmuş, işte 124 olmuş. Hep buralarda bir çıkarmışlar. Ama tamamen düşüremiyorlar. Yani yükseltirken ellerinden malı çıkarıyorlar belli ki. Şimdi burada ne olabilir? Ee, bu yükselişin düzeltmesine bakalım sizlerle isterseniz. Burada yükselişin düzeltmesine bakın. Şuradan gelmişiz. Burada 374'lerin bir altına inmiş, burada kapamış gibi duruyor. Burada bir 330'lar var, 295'ler var, 259'lar var, 208'ler var. Şimdi burada ne yapacaklarını ben bilemem. Ben tahtacı değilim. Hatta bu videoları da e, tahtacılar sağ olsun izliyorlar. Katılımda katılıp e, aldığım hisseleri falan da takip edip onları özellikle düşürüyorlar. Bunu da biliyorum. Şimdi burada bu şirketi bu şekilde yükseltmeye başlayabilirler. Eğer gerçekten bu şirketi yükseltmeye devam ederlerse ben bu videoda sırf böyle söyledim diye lütfen siz yükselmişken elinizden ee, yani bu kadar büyük riski almayı düşünmüyorsanız yatırım tavsiyesi değil tabii ki sizin kendi kararınız bu. Dikkatli olarak siz de onlar gibi satışlar yapabilirsiniz aklınızda bulunsun yine sizin takdirinize bırakıyorum bu durumu. Genellikle hisseyi götüremedikleri zaman yükselterek satmayı planlıyorlar. Burada da hep bir satış veriyor fark ettiyseniz Haftalardır bir satış veriyor. E, dikkatli olun diyorum ben Banvit listesinde. Bir de Aksg'ye bakalım. O da aldıkları şirketlerden bir tanesiydi. Şimdi burada da 5.4 milyon lotluk bir alım var. 97 milyon TL'ye tekabül ediyor. Fark ettiyseniz fonlar böyle... 70 ile 120 milyon TL arasında bu gayrimenkulleri alıp kenara koymuşlar. Mesela bir kısmında akış ak var. Şimdi beraber bir inceleme yapıyoruz. Çünkü hastalardır onların aldıkları fonların içerisindeki hisse senetlerine bakıyoruz. Ve notlarımızı da alıyoruz. Buradan çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Yani alemin en zikrisi onlar değil. Biz burada küçük yatırımcı olarak... Biz de güzel paralar kazanabiliyoruz. İnanın ben bu yöntemlerle bu şekilde gerçekten paramı güzel bir şekilde büyüttüm. Zaten hedefim de ben nasıl büyüttüysem size de anlatmak, biraz daha bilinçli bir yatırımcı oluşturmaya çalışmak. Hatta bunu da söylüyorum. Bazı insanlar işte takaslara bakın dediğim için çok kötü hissediyorum kendimi. Niye takasa baksın ki küçük yatırımcı diyor. Niye bakmasın diyorum ben de. Sadece fon ...yöneticileri mi vaksin takasa biz de bakabiliyoruz. Bize de bu hizmet sunulmuş. E, bu arada bu hizmeti nereden aldığımı soruyorsunuz. Farklı farklı kurumlar var. Ben Matrix'e çalışıyorum. Oradan alıyorum verileri. Ben alabiliyorsam, ben değerlendirebiliyorsam... ...neden değerlendirmeyeyim? Ben e, çok şükür Allah bir zeka vermiş, bir akıl vermiş... ...bir e, analitik düşünme yeteneği vermiş. Ben onları değerlendiriyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Ve bir şey daha söylemek istiyorum burada böyle fon yöneticilerini veya işte yatırım şirketlerine danışmanları bu tarz insanları gözünüzde o kadar büyütmeyin gerçekten yani bir yatırım şirketi kurmuş olabilir bir fonu yönet yönetiyor olabilir gerçekten gözünüzde o kadar büyütmeyin ee, yani ben gördüğümde anlıyorum hepsiyle ilgili bir fikrim var hepsiyle ilgili bir düşüncem var sadece onların yaşanmışlıklarına saygı duyuyorum. Yani zamanda çok darbe yemiş o insanlarda. Çok kötü şeylerle karşılaşmış. Bu tecrübeler değerli. O tecrübelerini ben dinlemeye çalışıyorum. Hepsine o tecrübeleri almaya çalışıyorum. Onun dışında da bize böyle yukarıdan bakan bir görünüşleri olduğu zaman hani siz ne biliyorsunuz ki tavırları olduğu zaman da irrite oluyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Hiçbiri ilah değil. Hiçbiri harika mükemmel insanlar değil. Bundan emin olabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum sadece. Özelde de çok tartışmalarım oluyor çünkü benim onlarla. Neyse, burada Akış Gayrimenkul'e geçiyorum. Arada böyle bir ee, laf söylüyorum, kusura bakmayın ama bana da çok laf geliyor. Şimdi burada da Akış Gayrimenkul aslında böyle düzenli gitmeye çalışan yükselen bir e, kanalı var. Kanalda da bakın, yükseliş olmadan önce buralarda alımlar oluyor, satışlar geldi mi? Düşüyor, alımlar geldi mi? Yükseliyor. Bakın burada satış gelmiş ama satamamışlar. 1-2 hafta daha yükselmişler orada tekrar düşmüşler. Bakın şurada tekrar alıma geçti diyor. Şimdi burada alıma geçti ve tekrar satış yapmadıkları sürece burada bir yükseliş olabilir. Yine yatırım tavsiyesi değildir. Hatta şöyle gelin bir bakalım. Burada baya bir bu tarz şirketlerde tekniğe çok riayet etmediği için. Bakın şu yükselişin düzeltmesine fark ettiyseniz 0.618 ile 0.786 arasındaki bir bölgeden yapmış. Hatta kanalda dışına taşmış ama 0786'ın altına girmemiş. Bak altına gitmek istediği anda zaten para girişleri başlamış. Bu arada teknik analizde kullandığım indikatörleri oluşturan eğitimi hazırlıyorum. Ee, henüz vakit bulamadım çünkü buralar iş yoğunluğum da çok fazla. Hem buraya içerik üretmeye devam ediyorum birazcık beni zorluyor ama merak etmeyin teknik tarafta kullandığım şeyleri paylaşacağım ben bir teknikçi değilim uzman değilim zaten günlük trade'lerde yapmıyorum benim için haftalık aylık kazançlar daha önemli çünkü benim başka bir işim de var yani profesyonel olarak ben zaten makine mühendisi olarak çalışıyorum benim için günlük trade'ler imkansız gün içerisinde ben araç başında yani bildiğiniz aracın altına girip bir şeyler yaptım bile oluyor Öyle söyleyeyim. O yüzden e, benim anlatabileceğim, size paylaşabileceğim teknik analiz sizin yapmak istediğiniz günlük içi trade varsa ona yönelik asla değil. Bunu bir daha hatırlatmak istiyorum. Hani ne bekledik ne bulduk diye dönüş yapacaklar olacaktır. Ben daha e, geniş vadede bakıyorum. Şimdi eğer bir de burada bir yükselişle ilgili neler başımıza gelebilir diye bakarsak burada gördüğünüz gibi şu an 0382'lere bir uğramış geri çekilmiş buradan bir sonraki aşaması 20 21 22'ler olur ama buralarda da kesin bu satış e, işareti gelebilir yani kesin demeyeyim ne yapacakları da belli olmuyor ben ne söylersem tersini yapmaya çalışıyorlar <laughs> o yüzden elinizde şirketler varsa ve satış baskısı olduğunu düşünüyorsanız söyleyin ben burada diyeyim evet bunu satacaklar diyeyim onlar da yükselsinler siz de yukarıdan malınızı verin çok güzel hesap yaptık. Bugün biraz samimi bir video oldu biliyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Bugün e, sizlerle yine bir fonu inceledik. Biraz dertleştik, biraz konuştuk. Lütfen yorumlara düşüncelerinizi, benden istediklerinizi, ayrıca o katıldığınız telegram grupları varsa onları da yazın. E, hep beraber daha güzel, daha e, kazançlı, daha büyük bir aile olmaya doğru gidiyoruz. Eğer daha kanalıma abone olmamış arkadaşlarınız varsa onları da söyleyin. Lütfen abone olsunlar. Bildirim zilini açarsanız videolardan hemen faydalanacaksınız. Katıl bana destek olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten yani 1 TL'lik katıl katkısı bile benim için çok önemli. Ben hepinizin tek tek isimlerine bakıyorum katıldaki kişilerin. Hepsine tek tek aslında buradan teşekkür etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.